Evet efendim, yeni sezona başladık. Büyük final gününe geldik bile. Haftanın son yarışmacısı sevgili Leyla Hanım, bakalım bize neler yapmış. Menüsü güzel. Evet, mangalarımız burada hazır, her şeyimiz hazır. Biz de misafirlerimizi bekliyoruz. Ve misafirlerinizin ilki geldi. Merhaba, hoş bulduk. Ay, mangal burada mı? Ya bir mangal, sizin için mangallar yaktık. Vallahi ellerine sak. Nasılsın sevgili Leyla Hanımcığım? Teşekkür ediyorum, hoş geldiniz. Hoş bulduk, ben de iyiyim. Vallahi mangal var dediler, kokusu ta bizim eve kadar, evde şurada zaten. Kokusu vallahi bana kadar geldi. Dur dedim, şimdi gürbüz mürbüz dedim, gider mangalın başında dedim. Alır dedim, yer dedim, ben hemen koşayım önden bana versen. Bitmeden. Nasıl geçti günün? Her şey yolunda mı? Yetiştirdin mi? Vallahi çok zorlanma, yetiştirdim. Ama her zor şeyin menü. En güzeli. Ama şunları düzeltsene, yamuk yumuk kalmışım, laf ederler. Ay. Masayı sen herhalde aldın attın. Vakit kalmadı. Düzelt. Gelmeden kimse düzelt. Şu tabakları yerleşe. Heh, bu benim. Aman bugün de bir esiyor, evet, Allah'tan şansına. Beyaz peçete var mı? Aman evet. Kızarlar. O kadar laf ettin sen beyaz peçetelere. Ay çiçeğini de koy. Nereye koy? Ortaya koy. Şöyle ortada kalsın. Güzel mi orada? Valla evet. Şunları da bir düzeltelim şöyle. Hadi inşallah tatları da güzeldir. Güzel şeyler çıkar. Son gün heyecanlı mısın? Çok merhaba Zuhal Hanım. Hadi kolay gelsin. Merhaba, hoş geldin. Merhabalar. Emre, Ülkü. Merhaba. İvan nerede? Bu ne böyle? Geliyordu. Boruyla geldi. Nasıl da ritim tutulur bulabilmem ki? Çok güzel, borusuyla geldi. Hoş geldin evet, İvan. Evet, hoş bulduk merhabalar. Bu ne? Çanta mı? Çanta evet. Şaka yapıyorsun. Çok güzelmiş. Çok bayıldım. Çok teşekkür ederim. Ne var içinde? Aksesuarlarım var. Çok güzelmiş. Bugünkü değişik ama şalvarın. Ay teşekkür ederim. Değil mi? Farklı bir model. Bugün mor bugün. Bugün. Onu getirsene bir bakayım. Bizim çocuklar kış için bak. Çatıya koyarsınız bunu. Bacamız eskimişti bizim de. Bunu böyle ağzıma dayıyorum. Aynen öyle. Gürbüz. Gürbüz sana. Havan. Dürbün efekti de verdim. Bu ne bu? Bu PVC boru esasında. Evet. Bildiğimiz boru kaplamışsın evet. Sen herhalde. Evet. Çok ama iyi. Bunu fizik hocamızla beraber kestik. Sesin doğru rezone etmesi için evet. Boyu ve kalınlığı özel esasında. Boyu ve kalınlığı çok önemli tabii. Evet. Uğraştın ama önemli olan yani çıkardığı ses işleri evet. Değil mi? Evet. Ve de nasıl değerlendirmişsin PVC boruyu? evet aldım boruyu, sordum soruyu Gürbüz'e. Denemek ister misin? Kafiyede oldu. Denerim Zuhal Hanım. Bir ara alırsın. Bunu dene bir ara. Tamam mı? Sana veriyorum. Gönderin gelsin Zuhal Hanım. Hadi al. Bir ara dene orada. Elden ele uzatır mısınız? Boruyu elden tut. Ele. Elden ele. Aman. Evet. Hassaslıkla beraber yapılmış. Ağzını bir yıka sil. Sil ağzını, ondan sonra denersin, yıkarsın. Olur mu? Şaka yapıyorum, olur mu öyle şey senin enstrümanın? O biraz oynasın orada, çocuk hevesini alsın. Öyle şeyleri seviyor. Eva'nın borusuyla gelmesi, kendi imlası bir tarz var. Ben bunu her zaman söylüyorum. Tatlı bir hareket olarak görüyorum. İvan, gastronomi sektöründen komple her şeyi bıraksın, kafasından silsin. Müzik sektörüne ve kıyafet sektörüne bence girmesi en mantıklısı onun için. Bugün ben boruyla geldim. Açıkçası böyle eğlenceli, güzel bir giriş yapayım. Zaten son yemeğimiz. O yüzden biraz eğlenceli ve modu yükseltecek bir şeyler yapmak istedim. Bu ne böyle? Belli olmuyor mu Emre, ne oldu? Belli olmuş olsaydı söylerdim zaten. Ben hiç soruyu sormazdım. Neye benzettin sen onu? Hayır, bunu niye burada? Hayır, buradan tamam. Pişireceksin. Zuhal Hanım bir şey sordu. Neye benzettin sen bunu? Hayır, buradan pişireceksin. Barbeküye benzettik de niye bizi karşılıyor yani, barbekü? Biz onu anlayamadık. Tabii ki. Leyla Hanımcığım. Biz barbekü olduğunu, mangal olduğunu anlıyoruz da. Biz de onlar niye karşılıyor? Biz onu anlayamadık tam olarak. Barbekü. Neden? Mangala benzetmediniz mi? Tamam, mangal, barbekü aynı. Ayaklısı da barbekü deniyor ya. Yok. Tamam, bu biz da onun ne olduğunu biliyoruz. Bizi niye karşılıyor çok girişte? Çok güzel mangallar, etler yaptım. Tamam da közleri yani, niye bizi karşılıyor? Bir şey söyleyeyim mi? Mangal yapmak kadın işi değildir. Ama ben kadın olarak bu işte çok başarılıydım bugün. Vallahi bravo. Kendime diyorum. Tebrik kendin ediyoruz. Kendin yaptın mangalı? Hepsini kendim güzel. Yaptım. Hepsi benim elimin emeği. Ben hala sorumun cevabını alamadım. Ben yapmanıza bir şey demiyorum. Tebrik ediyorum sizi. Fakat niye burada bizi diyorlar? Neden karşılıyor? Onu soruyorum. Leyla Hanım. Sizi karşılamasın. Bir saniye. Siz buradan pişireceksiniz. Diye. Burada pişireceğim. Size ikram edeceğim. Burada sıcak, pişireceksiniz. Sıcak. Peki sıcak. Hayır. Pişirmiş. Ama bu sürenin içerisinde olmuyor ki. Pişirdi değil mi? Olmuyor mu? Olmuyor. Pişirmedin tabii ki. 2,5 saatte ana yemeği yapmamız gerekiyor ya. Olmuyorsa diyeyim ki ben pişirdim. Tamam.
Pişirdi bence. Sizin için bekliyorum. Daha yeni mangalımız bak daha sıcacık. Şu anda mı pişireceksiniz siz? Pişirdik. Pişirmiş sıcak önce ısıtacak orada. Sıcak tamam anladım. Evet, tamam. Evet bu sorularınız cevaplandıysa hemen masaya bakın hızlı hızlı evet. Alayım yorumlarınızı. Zuhal Hanım biz yanlış geldik galiba. Niye tatlım? Biz pikniğe geldik galiba. Sepetimizi alıp hemen gidebilir miyiz? Aa öyle mi diyorsun? Evet mangal, ortam. Yani gürbüz giyseydim eşofmanlarımı giyer gelirdim. O da pijamalarını giymiş çizgili çubuk. Ben niye? Ne güzel işte dışarıdayız. Yani her şey. Bilmiyorum hiç yemek masası, davet masası değil ben yanlış giymişim. Keşke eşofmanlarımı giyseydim. Ben yorum yapabilir gerçekten miyim? Gerçekten keşke yani baksana. Evet. Ama keşke siz de daha güzel şık giyinseydiniz. Mangalı evin içinde yakamayacağıma göre. Bu da piknik yerinde yakılıyor yani. Başka kömür kömür değil de ızgara tavaları vardır. Onları da yapabilirdiniz. Izgara tavaları da ama ben mangal dedim. Ne güzel mangal yakmış işte. Ben ona çok ümitliyim. Çok sevindim. Izgara tava ya da kavurma mangal falan. Mangal güzeldir. Mangal kavurma lezzetlidir. Kavurma falan deseydim tamam diyeceğim söylediğin doğru. Ama mangal yani. Bizi rahatsız edecek olan ne biliyor musunuz? Hani rüzgar vurduğunda ondan uçacak olan küller bizi rahatsız edebilir. Biz öngörü panik olarak ona hesap ederekten biz olabilir. Size yorum yaptık onu burada. Bilemem. Panik hata olan benim, sana ne oluyor ben onu anlamadım. Evet onu tamam, belli. Neden sen onu panik hatanızın olduğu belli. Ben o mangalın başında size o eti masadan anlıyoruz. Atak geçirmiş masaya kurarken. Eğer işiniz bitmişse gürbüz o niye kalkınmadı orada? Bunu demeye çalışıyoruz biz. Asıl sorumuz bu. Evet anladım ama ben burada kolaylıkla... Leyla Hanımcığım masayı kurarken de panik atak geçirdiniz diye düşünüyorum. Çünkü bu masanın başka telafisi... Olamaz. Olamaz. Neden? Söyleyeyim. Bütün hafta boyunca beyaz peçete dediniz, peçetelik yok. Bir. Bunlar alenade bir şekilde üzerine atılmış. İki. Bende farklı bir yerde, orada farklı bir yerde. Benim tatlı bıçağım yok. Orada yok. Orada eklik tatlı yok. Bıçağının, çatalın altında peçete var. Benim sağ tarafımda herkesin peçetesi ekleme farklı yapayım. Bir yerde ve benim, ekmek sepeti yok. Benim direkt normal bıçağım yok. Normal bıçak yok. Aa. Evet. Ama piknikte evet. Sıkıntı yok. Rahat olun. Bir şey söyleyeceğim. Evet. Senin tamamlar. Tatlı bıçağın yan tarafında görmedim. Nerede yan tarafında? Yan tarafında bak diğer bıçağın yanında. Tamam ana yemek bıçağım nerede o zaman? Ana yemek bıçağın da onun yanında. Tamam iki servis mi açmış oldunuz yani? İki serviste o tatlı bıçağı olarak oraya koyar. Yanlışlıkla koyulmuş. Tamam buraya biraz aceleye gelmiş koydunuz. Evet aceleye ben gelmiş. Ben söyledim aynı şeyi. O kadar sizin gibi basit menü yapmadığım için masam tabii basit. Bizi zorla basitle ilgilendirmiyor biliyorsunuz ki. Piknik menüsü. Kendisine göre basit değildir kendisine göre fazladır. Göreceksiniz. Leyla Hanımcığım basitlik zorluk bizi hiç ilgilendirmiyor. O zaman siz de 2,5 saatte yetiştirebileceğiniz bir menü tercih etseydiniz. Yetiştirmiş. Ama buraya ama şu an gelmiş. Evet. Masayı eksik çatal bıçak servisleri tamamlarsın bunların sen. Bunların telafisi olur ama damak tadının telafisi ama olmaz. Ama bütün hafta onun boyunca siz bunları yorumladınız. Şeyler hazırladım ve bol hazır. Bir şey hadi söyleyeceğim. Pazartesi günü ilk geldiğiniz anda peçete krizine girdiniz. Evet. Demek ki telafisi olabilen peki, bir şeymiş. Çok uzatmasak mı artık yemeklere bunlar. Geçsek evet. Mi? İvan bir şey söylemek istiyor musun ekstra masayla yok, ilgili? Yok hayır. Sen Emre. Zaten söyledim. Peki yani söyledin zaten. Dedin. Peki o zaman mehir çorbasıyla başlıyoruz. Evet. Mardin'indi değil mi mehir evet, çorbası? Mardin'in. Ama ben küp patlıcan, bizim programda yanılmıyorsam yaptılar. Fakat küp patlıcanlısını yemedik. Küp patlıcanlısı şimdi yiyeyim. O Mersin tarafında öyle mi yapıyorlar senin yorumun? Evet annem bunu odun ateşinde yapar ha. Normalde. Küp patlıcanları da başka bir yerde kızartır üzerine. Hadi bakalım çok yiyelim güzel. O zaman. Tamam. Masa düzeni tecrübesiz bir şekilde masa düzeni kurdu. Çünkü 4 gün üst üste yarıştı, yarışanları gördü, eleştirdi. Eleştirilerine rağmen masa düzenini çok basit yaptı. Böyle bir masa düzeni hiçbir şekilde beklemiyorduk. Leyla Hanım'ın masa düzeni bu hafta gördüğümüz en korkunç masa düzeniydi. Masa düzeni yoktu çünkü. Çatal bıçaklar eksikti, peçeteler böyle savruk bir şekilde koyulmuştu. Çiçekler eleştirdi bütün hafta boyunca çiçek yoktu masada. Bana doğum günümde bile... O kadar avam, o kadar basit bir çiçek gelmiyor. Bugün sezonun ilk 150 bin TL'sini içinizden birine teslim edeceğiz. Bakalım şampiyon kim olacak? Biz de heyecanlıyız çünkü Gündüz Kuşağı'nın en yüksek ödülünü bu sezon yine biz vereceğiz. Geçen sezon olduğu gibi kendi rekorumuzu kırıyoruz ve noktayı koyuyoruz. Bu sezonun ilk şampiyonu da birazdan hep beraber öğreneceğiz seyircilerimizle birlikte. Heyecanlıyız. Sizler 150 bin TL için ne yapıyordunuz? Yine eski başvuru adreslerimize başvurularınızı yapınız. tv8başvuru.com ve yemekleriniz Instagram hesabına bu sezon içinde başvurularınızı hem dünyanın her yerinden hem de Türkiye'nin her tarafından beklediğimizi yinelemek istiyorum. İşte yeni sezonun ilk yarışmacılarıydı. Son yarışmacımız da bu haftanın Leyla. Birazdan da yemeklerini yiyeceğiz ve de 150 bin TL'yi gururla mutlulukla sunacağız. Menü nasıl İvan? Menüyü nasıl buldun?
Menüyü biraz... nasıl derler? Buralarda nasıl konuşuyorlar bilmiyorum. Biz evet. Türkler... Hala alışmaya çalışıyorum. Hadi bakalım canım. Alışırsın. Evet. Yani menüyü bakalım. Yani mangal... Bakmadınız mı? Söylemediler mi? Mangal kelimesini kullanmış. Ben dedim acaba tavada mı yapacak diye ama gerçekten mangalı görünce... Mangal tavada yapsaydı herhalde infial olurdu. Ay evet. Ben hani öyle şeyler bekledim artık yani. Ya bazen şöyle yapıyorlar. Kebap diyor. Soruya yarışmacılar nerede pişirdin? Fırında, ocakta olmaz diyorlar. Niye mangal yakmadın? Ama özellikle mangal diye belirtmiş. Zaten yakmasaydı olmazdı. Kabul etmezdik biz evet. de zaten. Ben böyle onlar gibi cimri cimri davranıp da yemeklerin tabağın içinde bulaşık kalmış gibi yemek getirdiler bize, biliyor musunuz? Bir de bazıları bildiğin sanki sıcak suyun içerisine birkaç tane bir şey koyup da getirdi gibi oldu. Yani ben onların menülerini bu kadar güzel, bu kadar lezzetli bulmadım. Dün taze yarışmacımız İvan. Evet. Hemen sorayım dünden bugüne. Ne diyorsun, kendini öz eleştiri yapacak olursan nerelerde hatalı buldun ya da verilen puanlardan memnun musun? Ben verilen puanlardan memnun değilim. Evet. Evet, bunu bu arkadaşlarımla şimdi tekrardan bir masaya yatırmak isterim açıkçası. Ben verilen 4 puanları ve sizin verdiğiniz de 5 puanı açıkçası yaptığım kompleks menüye göre hiç adaletli bulmadım. Kesinlikle. Ben de adaletli bulmadım. Mesela ıspanaklı gratene 7 verip benim el açmalarıma 5 vererek ben de adaletli bulmadım. Yani pişman el açması sakın, frisbee yaptınız siz. Sakın pişmanım disket demeyin. Gibi bir şeydi zaten. Pişmanım yani. Demeyin, o pişmanlık fayda etmiyor. Aha. Ayrıca o menü olayı ben da... Ben kendi iyi kalbimden ötürü pişman değilim zaten. Burada iyi kalp hiçbir şey. Ama bir dakika şöyle bir şey söylemek istiyorum çok özür dileyerek. Emre Bey zaten şunu söyledi. 7 puan verdiği için pişmanlık duyduğunu söyledi fakat... İvan Bey çok özür diliyorum. Ama yine en yüksek bana verebileceğini söylemişti. 6 puan. Yani bu ya bir puan. Lafın arkasında durabilmesi ya. İçin o cümleyi kullanıyor. Onun ben öyle olduğunu bir düşünmüyorum. Şey yani. Senin şimdi bu da türlü değil. Şimdiye kadar en lezzetli yemekler ülkünündü dedi değil mi? Öyle dedi. Aynen öyle. Çünkü bu arkadaşlarımızın... Kendi yemeklerini lezzetli bulamadın. Bu arkadaş, ben kendi yemeğim niye lezzetli? Ona puan vermiyor sonuçta. Somon turtayı zaten burada bittik yani somon turtayı yerken. Çok güzel evet, bir turtaydı. Benim somonum gibi. Ay, bir yapabildiğiniz tek şey oydu zaten yani. Ben size yüksek şekilde, puan versem, ben size yüksek puan versem bayağı pişman olurdum çünkü. Orada tamamıyla o haksızlığı gözleriniz onu izliyor. Pizzada ketçap sosu kullanıp tiramisu'da şanti kullanan birine yanlışlıkla bir şekilde tecrübesizlikle ya da iyi niyetimden yanlış puan verseydim eğer ben burada böyle kafamı masaya vururdum. Ki cam galiba, o yüzden çok da sert vurmazdım herhalde. Evet cam. Evet yani. Eğer ama vurmuş olsaydın herhalde bu şekilde giyinmezdin. Daha farklı bir şekilde giyinebilirdin değil mi? Kılık kıyafeti olarak komple. Daha savaşçı gibi. Borularla beraber daha, değil de farklı savaş, herhalde. Daha... Böyle kaç borudur bilmiyorum ama hani kaçlık borudur. Hı-hı. 20'lik mi bu? Herhalde yok. 40'lıkla beraber gelirsin. 53. 53'lük mü? 60'lık evet. boruyla beraber gelirdin herhalde kafanı vurmuş olsaydın. Evet, daha savaşçı bir kombinimle gelebilirdim yani. Evet. Savaş değil, bu tamamen kendini küçük görmektir. Ve verdiğiniz puanlarla beraber kendinizi ne kadar küçümsediğinizi, ne kadar küçük gördüğünüzün farkına vardım ben. Öyle mi yorumluyorsun bu? Çünkü Zuhal Hanım, gerçekten haksızlığa uğradım orada. Puanım gerçekten çok düşüktü. Çünkü envai çeşitli ürünler çıkardım ben. Bence kimse bu hafta 4'ü hak etmiyordu. Keşke o 4'lere en az 5 olmalıydı diye düşünüyorum. Bazı masalara 5 doğruydu, bazılarına değildi. Ama 4'ü hiç kimseye verilmemesi gerektiğini düşünüyorum bu hafta için. Bu hafta için. Gönül Hanım'ın kıyafetini hastane kıyafeti demişti. O da bugün kupaya piknik konsepti yapmış. Vallahi lezzete gelin lezzeti. Ama lezzete gelin biz zaten lezzeti baz alıyorduk da Leyla Hanım siz bütün hafta hemen herkesin kılık kıyafetini laf ettiniz. Gönül Hanım'a şu tarafa verebilir misin Emre? Hastane kıyafeti yarışmacılarımıza önce verin bugün diyoruz ama. Kendisi ne saçını yapabilmiş ne makyajını yapabilmiş. Aynı zamanda da dün poroya giymişti bugün de piknik elbisesi giymiş. Piknik mi? Çünkü hani Gönül Hanım'ın elbisesi hastane elbisesi demişti. Ya bize ne insanların giydiğinden ettin? Ya kimse kimseye söylememeli benim de. Beni de çok ilgilendirme açıkçası dedin, ama. Sen de parayı ödedin kadının kıyafetine. Ama o bütün hafta boyunca herkesin kıyafetini yorumladı. Böyle bir şey mi var ya? Kıyafetlerimin yorumu yok. Nereye yemeklerin yorumunu siz yapıyordunuz ama. Ama bütün hafta niye insanların burası, kıyafetini yorumladınız? Bakın, yemek için. Burası. Biz bunu biliyorduk peki bu arada. Peki o zaman olaya dahil olmak istiyorum diyeceğim. Çorbaya kaşık vurmadan önce zaten soğuk çorbamız. Bir mutfağa gezebilir miyim rica etsem? Gönül Hanım.
Aa ben de çok isterim. Gerçekten. Evet. Leyla bu arada. Leyla Hanım. Özür diliyorum. Bu nedir ya? Biri gecelik giyer gelir, biri bilmem ne giyer, biri 10 gündür aynı kıyafetle gelir gider. Ben onlara bir şey demem. Onlar benim elbiselerim piknik elbisesiymiş. Zoya Hanım bu arada normalde ben kimsenin kıyafetini eleştirmem. Evet. Yorum da yapmam ama kendisi yaptığı için kısasa kısasta hayat vardır diyorum. Aa boru indi Gürbüz'ün kafasına. Aa. Gürbüz iyi misin? Kaçlıktı borun? 53. 53'lük boruyu yedi Gürbüz kafasına. Seninkini de al gel hadi. Leyla Hanım bugün kanat takmış sanki. Ne kadar sessiz. Melek gibi. Uşan yemeğe konsantre. Sizi duymayan biri. Odaklanma onun noktası çorbaları ve yemekler. Leyla Hanım bugün kanat takmış. Şey şöyle yapalım. Duydum, duymadım değil isteğini. Mutfağa girmek istiyorsun, haklısın. O herkes mutfağına girdi. Siz de tabii ki izin verecektir diye düşünüyorum. Ama çorbaları getirdi. İsterseniz birer yudum alalım, birer kaşık tadalım. Sonrasında diğer yemek servisi esnasında tabii Leyla'yı bekleyeceğiz önce. Mutfağı isteyen ziyaret etsin çorbaları götürürken. Benim taşınma Yvan Bey. Evet. Biraz çalak alev canım masa. Ben de söyledim. Rastgele atmışsın gibi dedim. Yetiştirememiş herhalde zar zor. Eksiklik. Yani eksik servisler var tamamlar diye düşünüyorum tabii yeri geldikçe ama işte olacak bunlar. Ekmek alabilir miyiz? Başka isteğiniz? Çekmeyi sonra getirsin be. Tabii. Yiyecek misin bununla ekmek? Yoksa evet. Gıcıklığına mı istedin? Yo yiyeceğim. İyi hadi getir tamam. O zaman yiyecek. Şey ekşi mayalı var mı acaba? Var. Gıcıklığına yiyeceğim. Siyez var. Ekşi maya var, çavdarlı var, tam buğday var, kepekli var. Nasıl hissediyor acaba çok merak ediyorum. Hani bize hissettirdi ya bütün öyle hafta. Öyle şey istemiş miydi? Beyaz peçete. Ha peçete ekmek mi? Bilmem kaçıncı bayağı bayağı. Servis. Zor çiçeklere tabii. Laf etmişti. Burada kocaman güzel çiçekler verdi bugün. Çiçek. Vallahi bana doğum günde bile böyle çiçek gelmedi. Ya. Vallahi bu kadar azı hiç gelmemişti. Leyla Hanım. Ha. Benim çiçeğimden sonra. Kim yiyor? Ben yiyorum. Beyaz beklesene. Peçete. Bekleyeyim. Ha, bekle bekle yarışmacıyı bekliyoruz. Peçetelle ekmeğin de geldi. Peçete. Eline peçete. Sağlık diyelim afiyet Leyla'ya. Olsun. Hadi buyurun afiyet olsun herkese. Afiyet olsun. Şey bu beyaz ekmek ama. Yok mu? Ekşi mayalı var demiştiniz ya. Ekşi mayalı ekmeğim kalmamış. Olsun. Bir şey söyleyeceğim. Niye yok? Hani herkes beyaz ekmek tüketemiyor sonuçta. Neden işte böyle kalmamış çavdar ekmeği. Kalmamış ne aldın da kim yedi? Mutfakta mı yediniz yoksa? Şöyle evet ya sabah kahvaltı yapmadan gelmiştik. İki dilim şey mayalı ekmek vardı. Onu senin için ayırmıştım ama ben yedim. İşte kime niyet kime kısmet diyelim. Gerçekten mi? Ekmeği mi yedin? Afiyet olsun. Neyse